Ne oldu? Aman bırak. Vır vır yedi yine beni. Beni mi anlattın? Ay anne anlatır mıyım? Sakın kızım. Onlardan konuşulmasını bile istemiyor evde. Bir de benim nelere sebep olduğumu duymasın. Tamam merak etme. Bilmiyorsun. Şevket'in de balonu patlamış. Büyük müteahhiti internette bitirmişler. Nasıl yani? Vallahi haber sitelerini dolaşırken gördüm. Cem Aydınoğlu'nun hortumcu ortağı diye yazmışlar. İkisinin resmi var. Şevket'in elleri kelepçeli. Yazık ama. Cem'in de başını yaktı aptal. Bugün internette çıktı, yarın gazetelerde okur herkes. Artık kim güvenir de iş yapar onlarla? Daireleri de kalır ellerinde, daha çok batarlar. Bu haber internete nasıl düştü acaba? Bu sabah gazetede bir şey arıyordun, inkar etme. Yok artık. Bunu da mı benden bileceksin? Koskoca ilan vermişlerdi. İşini bilen bir gazetecinin dikkatinden kaçmamıştır. Tabii ya. Kaçar mı hiç? Hele biri çıkıp da o reklamdaki Şevket'tekinin bu Şevket'tekin olduğunu hatırlattıysa. Ne diyorsun sen? Hele gözüne gözüne soktuysa haber yapmaz mı hiç? Yapar. Ne diyorsun dedim ne? Ya... Ne oluyor sana? Ne bu imalı konuşmalar? Bir derdin varsa açık açık söyle. Bak Ferhunde, eğer hala Şevket'i bitirmek için uğraşıyorsan boşuna yorulma. O zaten bitmiş. Dün gece yardım ettiğim adam Şevket'ti. Tesadüfen gördüm. Sızmış kalmıştı kaldırımın üstünde. Bunun ucunu görecek halde değildi. Toparlayıp evine göndermeseydim kalacaktı öyle sokakta. O zaten işler acısı bir halde. Bana yapılanların acısı çıkıyor birer birer. Ama sen bu haberi benim yaptırdığımı düşünüyorsan çok yazık. Bilmem artık. Ama bu hale gelmiş bir adamla her kim uğraşıyorsa hala ona daha çok yazık. Ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Mithat. Bahçedeyim. Ya Mithat dedim. Bırak. Bırak üstüne gitme. Kahretsin ya. Kahretsin. Yapayım mı sana? Ben içmem. Kendine yap istiyorsan. Yok. Ben de içmem bu saatte. Ne yapıyor? Hiç. Oturuyor kukumav gibi. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler.
Mithat Bey. Buyurun Nurdan annem. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok sağ olun. Ferhun da yattı. Ben de yatıyorum şimdi. Allah rahatlık versin. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Ne demek oluyor bu? Çek defterimi mi karıştırıyorsun? Saptırma şimdi. Oğuz'a ne parası verdin sen? Ne işler karıştırıyorsun arkamda? Bir de bana söylüyorsun. Sen ne işler çeviriyorsun ha? Ne parası verdin ona? İş falan çevirdiğim yok. Bu evi o bulmuştu bana. Biliyoruz Gecikmiş komisyonu ödedim. Atma. O bu kadar zaman beklemez. Adamın gırtlağına basar. Bak doğruyu söyle bana. Onunla ne alışverişin var? Yeter. Sana yalan borcum yok. En başından söyledim sana. Bana inan dedim. Güven dedim. Ben buyum diye çıktım karşına. Alnım açık, yüzüm ak. Ya söyledim sana neyse boyum diye. Hala da öyleyim. Ama sen... Sen o Ferhunde misin? Bu sen misin? Söyle bana. Hep mi böyleydin de ben mi yanıldım? Söyle. Yeter be yeter. Benim de sabrımın bir sınırı var. Gelemem ben böyle şeylere. Çekemem. Ferhunde. Ferhunde dedim. Ferhunde buraya gel. Ferhunde. Ne bu ya? Ben bunlara katlanmak zorunda mıyım? Nereye gidiyorsun? Gülşen'e. Evli bir kadınsın sen. Gecenin bir vakti aklının estiği yere gidemezsin. Bunu aldım. Nefes alacağım. Sana gidemezsin diyorsam gidemezsin. Bana bak. Ben ne Şevket'e ne de ondan önceki kocana benzerim. Ben Mithat Kara'yım. Mithat Kara. Bir kadın bana arkasını dönüp giderse bir daha geri gelemez. Hele bu karımsa asla dönüşü olmaz. Asla. Biliyorsan git şimdi. Bir daha da geri dönme.
Ben saatin bu kadar geç olduğunu fark etmemiştim. Yani bu saatte gidip de Gülşen'i huzursuz etmenin bir alemi yok.